Zeynep kızlar, selam arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma, Asi Kadın'a hoş geldiniz. Asi Kadın bugün çok değişik yemekler yapacak. Asi Kadın bugün bir çorba yapacak ama bakalım çorba mı olacak yoksa çorba yapmaya mı çalışacak bilmiyorum. Pirincimi kaynatıyorum kızlar, birazcık pirincim böyle bir kahve fincanı kadar, çok az yapacağım, tencerem küçük. Şöyle minik köfteler var, bunlar farklı, bunlar farklı. Nohutum var. Bu köfteler kızaracak. Bu değişik bir çorba olacak. Bu köftelerden de sulu köfte yapacağım. Tencerede kızlar, bakalım nasıl olacak. Çok heyecanlandım biliyor musunuz? Sıcak su koymadım pirince. 2 saattir inanın kaynamasını bekliyorum. Kaynasa da ben de videoma başlasam dedim. Baktım bunun kaynayacağı yok. Dedim ben videoma başlayayım dedim. Videom geç kaldı. Şöyle göstereyim kızlar. Kızçeler. Evet kızlar. Bir kase yoğurt, bir yumurtanın sarısı, bir tepelem yemek kaşığı da unu çırptım. Çorbamın terbiyesi için bu. Terbiye diyorlar ama ben limon koymayacağım. Limon ekşi yapıyor. Çok sabırsızlanıyorum. Öncelikle bu çorbayı yapmak istiyorum. Ya da ikisini birlikte yapacağım. Şimdi pirinçlerim kaynasın arkadaşlar. Güzel kızçeler. Nohutlarını atacağım. Şurada yarım bardak nohutum var. Az yapacağım çünkü çorbayı. Denemek amacında şu kadarcık da köftem var. Köfteleri kızartacağım, çiğ atmayacağım. Köftelerim kızardıktan sonra nanesini de koyacağım. Tereyağı da kızartacağım. Çok muhteşem bir çorba olacak gibime geliyor, bakalım. Evet kızlar, biraz dedim kendimi göstereyim kızçelere. Pirincim, çorbamın pirinci kaynadı. Nohutları da koydum. Şimdi bir 10 dakika öyle birlikte lezzetleri birbirine geçene kadar kaynasın. Kaynadıktan sonra sosumu koyacağım. Sosumla birlikte pişerken kaynayana kadar karıştıracağım. Sonra da köftelerimi tereyağda kızartıp üstüne nane yakacağım. Hemen ben şimdi soğanlarımı doğrayayım. Burada patateslerim var burada. Ay, sulu köftem için hazırladım. Köftelerim var kızlar. Çok güzel hazırladım. Özenle. Diyeceksiniz ki ne? Dün de köfteydi, bugün de köfte. Ama bu köfte başka köfte. Dün normal kızartma köftesiydi. Bu da şey köftesi. Sulu köfte. Nasılsınız kızlar? Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. İzlenme süper, güzel, harikasınız. Beni yalnız bırakmayın kızlar. Videolarda emek var biliyorsunuz. Emeğe saygı diyelim. Çok güzel yorumlar aldım. Bunun dışında bir iki tane de saçma sapan yorumlar aldım. Ben saçma diyorum onlara. Neden saçma? Yazmış oraya birisi. İsmini söylemeyeceğim. Duruyor zaten yorum. Yanlış hatırlamıyorsam Asuman mıydı? Söylemeyeceğim diyorum ama gene dayanamıyorum. Söylüyorum. Tam emin değilim. Kimdir nedir bilmiyorum. Ben yemek yapmaya başlarken bismillah çekmiyormuşum. Sürekli küfürlü konuşuyormuşum. Sürekli ağzımdan kötü kelime çıkıyormuş. Yavrucuğum, söyleyene değil, söyletene bakacaksın. Söyletene. Sesli mi çekeceğiz bismillahı? İstiyorsanız onu da yaparız. Hani gösteriş olsun diye. Bismillah çekmemi istiyorsanız gösteriş olsun diye bismillahı da çekerim. Birileri gibi. Ondan sonra neydi? Üç kulum Allah bir elhamda okurum. Karınca duası da okurum. Siz nasıl isterseniz. Hepsi ezberimde. Kızçeler. Soğanlarım yağıyla bir güzel kavrulsun. Soğan katma dedi bir arkadaşım birisi. Ama ben alışkınım soğana. Soğanım kavrulurken ben de patatestlerimi doğrayacağım. Patatestlerimin ismini değiştiriyorum. Bundan sonra patatestlerimin adı patates. Patateslerimi doğrayacağım şimdi. Bir arkadaşım patatese patates diyor da çok hoşuma gidiyor. O yüzden o bilir kendini. Bugün aramadım ama bilir o beni. Bana acımadı ama bilir o beni. Öyle bir şarkı var biliyor musunuz kızlar? Bunu öbür tarafa alayım en iyisi ben. Patateslerimi de doğrayayım. Şimdi patateslerim de doğransa. Öyle yani kızlar, kızçeler.
Herkes söyleyeceğini söylüyor. Günah keçisi beni ilan ediyorlar. Var mı böyle bir dünya? Var mı böyle bir sevda? Sorarım sizlere. Var mı böyle bir rüya? Nedense hep şarkılardan gidiyorum ha. Patatese bak. O kadar iyisini seçtim. Deniz'i bile göndermedim kızlar. Kendim gittim. Yine de patateslerde bir şeylik var. Şöyle minik olsun. Çok da büyük olmasın. Dedim ne güzel erken başlamıştım video. Bugün biraz gecikti. İstanbul'da da hava pek güzel arkadaşlar. Allah sonumuzu hayır etsin. Havada tam bir deprem havası var. Yani sanki biz kendi kendimize konuşuyoruz burada. Deliyim ya ben. Kafadan arızalıyım ya ben. Kendi kendime konuşacağım. Allah'ım ya Rabbim ya. Yemin ediyorum ya. İnsanlara laf anlatmak gerçekten çok zormuş arkadaşlar. Yani aslında biliyorlar ama sadece oraya yorum yazmak için yorum yazıyorlar. Birisi de ayrıntılı açıklama istemiş benden. Yani bunu isteyen kişi de biliyor. Neyin ne olduğunu gerçekten biliyor. Bir arkadaşımın yaptığı yorumun altına birisi bir şey yazmış. Hiç yakıştıramadım. Kaldırdım o yorumu. Arkadaşım gördü mü bilmiyorum. Görseydi söylerdi. Herhalde görmedi diye düşünüyorum. Yani özellikle arkadaşımın yazdığı yorumun altına yazıyor. Vallahi bilmiyorum. Bu kadar saçmalık duymadım yani. Kimsenin kimseye saygısı kalmamış. Kimsenin kimseye sevgisi kalmamış. Konuşsan bir türlü, konuşmasan bir türlü. O kadar konuşuyoruz, konuşuyoruz. Arkadaşlar, yani bu bunca konuşma nereye gidiyor? Bunca kötü söz nereye gidiyor ben anlamadım ya. Canlı açmış bu kuzey. Gene benim adımı kullanmış. TikTok'ta TikTok. Ay Allah versin belanı. Bir ayağı çukurda gelmiş kaç yaşına. Hala utanmadan TikTok'ta TikTok. Başlık yapmış bir de. İnsanda biraz yüz olur. İnsanda biraz gurur olur ya gerçekten. O salak kifada gitmiş birine yaranmak için birinin videosunun altına beni kötülercesine şey yazmış. Hipa denilen müstakbel gerizekalı. Allah'ım manyağı. Daha önceden de söylemediği laf kalmamıştı. Ha, neler neler söyledi benim kanalımda. Ben kovduktan sonra, ben Fifaları, Reyhanları, Zeynepleri, Ayşeleri siktir ettikten sonra bunlar ne yapacaklarını şaşırdı. Delirdi, çıldırdı bunlar, çıldırdı. Kötülediği insanın şimdi köpekliğini yapıyor. Evet, bunlar öyle bir köpek, öyle bir köpek ki o biçim köpek yani. Ama en baş köpek bu Kuzey. Köpeklik yapıyor, o da köpeklik yapıyor. Ha, hemen şimdi açarsın gene canlı, edepsiz. Köpek, kendine köpek lafını söylettirdin ya, ben bir şey demiyorum yani. İşleri güçleri yok. Habire aynı şey, evir çevir aynı laf, evir çevir aynı laf. Bu kadar da başka laf yok. Zamanında, ay arkadaşlar, bu Hifa'nın dediği laflar, bu hortumcu için... Ooo neler neler benim kanalıma gelen arkadaşlar diyordu ki Asir yapmayalım dedikodu. Mesela bu akşam canlı yapıyordum. Bu akşamki canlımızda hiç dedikodu olmasın. Biz şundan konuşalım bundan konuşalım. Oradan eşek suratlı at suratlı kafadan sakat olan Hifa atlıyordu. Siz yapmayın canım biz dedikodu yapacağız. Biz olmuşları konuşuyoruz biz dedikodu yapmıyoruz. Asi kadın 10 numara, 1 numara. He, nerede? Baktı ki ben bunun dönekliğini öğrendim. Yeni gelen arkadaşlar için söylüyorum. Ben bunun dönekliğini öğrendim. Bunların 200'lüğünü, sahtekarlığını. Gözümle de görünce ben bunları siktir ettim kanalımda. Hatta canlı yayında. Herkesin gözü önünde. Onlar onu yediremedi kendilerine. Onlar gerçekten onu yediremediler kendilerine. Evet kızlar. Yağlı salçam bir güzel kavruldu. Patatesleri koydum. Biraz kavrulsun. O kavrulurken de ben şuradan birazcık sıcak su alayım.
kızlar. Yeterli bence. Diyorlar ya kesilmesin diye. Aman istiyorsa kesilsin. Ne yapabilirim? Olacakla, olmuş da ölmüşe çare olmaz. Şu köftelerim nerede benim? Hah. Patateslerim biraz kaynasın. Kaynadık yani pişmesine yakın. Köftelerimi koyacağım. Bakalım nasıl olacak? Sabırsızlanıyorum ben de. Ben köfteleri sulu köfteye değil. İlk defa yani yeni yaptığım şey değil ama bu çorbayı gerçekten yeni yapıyorum kızlar. O yüzden bayağı bir heyecanlıyım şu anda. Heyecan durukta. Bakalım nasıl bir çorba olacak. Kaynayana kadar bunu karıştıracağım. Ay tutamıyorum. Karıştırdıktan sonra kaynamaya başlayınca da şey yapacağım. Siz söyleyin kızlar. Ha, köftemi, köftelerimi nane ile tereyağıyla, önce tereyağıyla köftelerimi kızartacağım tavada. Kızardıktan sonra hemen üstüne böyle bir tatlı kaşığı nane. Çok merak ediyorum. Evet, karıştıralım. Pirinç var, nohut var arkadaşlar, yoğurt var, yumurta var, un var, daha ne olsun. Köfteleri de kızartıp koyduk mu süper olacak. Bulaşık makinesi çalışıyor. Verdiğim sesten dolayı özür dilerim. Sesi geliyor mu size bilmiyorum. Makinenin işi ne yani? Şu evde çıkan bulaşık var ya, sanki bu evde bir ordu yaşıyor arkadaşlar. Evet kızlar, tereyağımı koydum. Tereyağı. Nanemi de çıkartayım. Nanem nerede acaba? Sevgili naneciğim, İnşallah varsındır. Yeni bir nane almıştım ben. Bulamıyorum. Bulduğum gibi bir şey kızlar. Sanki bulduğum gibi. Dünya bir erisin. Öyle yani, sanki bütün dedikoduları ben yapıyormuşum gibi bütün suç benim üstüme kalıyor kızlar. Yemeklerimi bayağı bir kolaylaştırdım. Çorbam zaten olmak üzere. Bunu da küçük yere koymuşum. Köftelerini vereceğim birazdan. Patateslerin. Patateslerin köftelerini vereceğim. Bu çok sıcak oldu mutfak. Sıcaktan nefret ediyorum kızlar. Bu sene istediğim gibi bir üşüyemedim ya. Çok canım acıyor. Ne kar yağıyor, ne bir şey oluyor. Kar yağsa da şu mikroplar bir ölse. Tıpkı bazı insanlar gibi. Ay. Canoşki'yi sorarsanız Canoşki de dereotlu poğaça yapmaya özendi. Bakalım becerebilecek mi? Benim hiç umudum yok ama kızlar. Bakalım elimden geldiği kadar öğretmeye çalışıyorum. Kısmet bakalım yapacak mı, yapamayacak mı? Benim hiç umudum yok. Sizin umudunuz var mı? Dereotlu poğaça yapabilir mi Canoş? Ay bu çok sık şey, yerlerini mi değiştirsem? Yerlerini değiştirsem bu sefer size uzak kalacağım. Şey, çekimi güzel yapamayacağım yani. Bunu öbür tarafa aldığım zaman rahat hareket edemeyeceğim kızlar. Baksanıza nefis. Nohutla pirincin karışımı. Güzel bir çorba. İster çorba değil, ister yemek değil. Ne derseniz deyin. Tereyağı fazla değil kızlar. Güzel olsun. Kızaracak ya köfteler şunlar. Bunları kızartacağım. Şimdi diyeceksiniz ki niye o kadar az o köfteler? Birincisi çorbam az. Minik tencerede. İkincisi ilk defa deniyorum. Sabırsızlanıyorum açıkçası. Bunu bir yerde yedim mi diye düşünüyorum. Hayır, hiçbir yerde yemedim. İnsan yemedi ama gerçekten canım istedi. Bazen şöyle görünüşü hoşuma gitmeyen ve sevmeyeceğim bir şeyi düşünerek tatmadan ön yargılı davranıp da yemeyeceğim, sevmedim diyorum ve hiçbir zaman da yanılmıyorum. Tek tek atıyorum kızlar. Bazen de hiç tatmadığım, görünüşü güzel, hani yiyebilirim dediğim şeye tekrardan ön yargılı yaklaşıp "Aa ben bunu yerim" deyip de tattığım ve sevdiğim çok olmuştur. Kızlar, köfteleri karıştırmayacağım. Ezilmesin.
Kızarmaya başladıktan sonra karıştıracağım. Öyle yani kızlar. Şimdi diyeceksiniz ki Asi cimrileşti. Ofeya'nın gönderdiği kıyma bitti. Göndere göndere bana 2 kilo kıyma gönder. 2 kilo kıyma bana neyime yeter? Neyime yeter kızlar? Neyime yeter? Siz söyleyin. Hadi bakalım. Güzel güzel kızarın. Denemek amaçlı. Eğer gerçekten severse, evin insanı da severse, özellikle de ben çok seversem, ben bunu sık sık yaparım. Zaten nohutu ben seviyorum. Seveceğimi de düşünüyorum kızlar. Her ne kadar benim yemeklerimden bazı kişilerin midesi de bulansa, ben seviyorum. Şimdi ezanımız da okunuyor. Okunan ezanların yüzü suyu hürmetine. Bizi çekemeyenler ampul gibi patlasın. Bizi çekemeyenler, hakkımızda konuşanlar kendi dertleriyle yansın, kendi dertlerine boğulsun. Şunu da çıkarayım. Bunlara katacağım arkadaşlar. Çok heyecanlıyım nedense. Bugün niye heyecanlandım ben? Ama normaldir. Kızçılarıma yemek yaparken ben hep heyecanlanırım. Gerizekalı Kuzey. Orada canlı açıp da mal mal konuşuyor. O toplamış orada çapulcu takımını da. Eğer ki birazcık cesaretiniz varsa bir günde sizi görelim yemek videonuzu. Bir de diyor ki kudurma diyor bana. Göstermeyeceğim yüzünü. Ya ben senin yüzünü görsem de olur, görmesem de. Az çok tahmin ediyorum ben senin yüzünü. Ben senin yüzünü az çok tahmin ediyorum. Kızlar o kadar güzel koktu ki tereyağıyla köfte. Vallahi nefis koktu. Tereyağı çok seviyorum zaten. Evet kızlar, nanemi de koydum köftelerimin içine. Bir güzel kızardı, bir güzel koktu. Bunun içine de köftelerimi koydum. Kaynamaya bıraktım. Bakar mısınız? Bakalım nasıl olacak. Huzurumuz onu, her şeyini attım. Patatesleri kazana attım ben. Tuzunu, biberini kattım ben. Şimdi çorbamla köftelerimin buluşma anı. Evet kızlar, şöyle göstereyim, çorbam hazır. İçinde pirinç, nohut, köfte. Bakar mısınız? Şimdi 1-2 dakika bu şekilde kaynasın. Hemen kaseye koyup test edip onaylayacağım. Evet kızlar, kızçeler. Şöyle göstereyim sulu köfteme. Harika, muhteşem. Şu şekilde. Bence çok muhteşem. Tadı, tuzu, her şeyi kıvamında. Şimdi altını kapatıyorum. Köfteciklerim pişmiştir. Tencereyi değiştireceğim. Tencerem kirlendi. Etrafı toplayacağım. Gitmeyin, ben videoyu bitirmiyorum. Daha konuşacağız. Vallahi kızlar, tenceremi değiştirdim. Yemeklerim pişti. Nefis oldu. Şöyle göstersem mi? Gözükür mü bilmiyorum. Tencere çok sıcak. Bayağı da oldu yemek. Bu çorba zaten muhteşem oldu. Harika. Bu çorbayı yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum kızlar. Nohutla pirincin tadı zaten mükemmel. Bir de içine tereyağıyla kızarmış köfte eklenince daha da başka bir güzel oluyor. Sulu köfte de muhteşem olmuş. Bayıldım. Bilmiyorum, ben çok beğendim. Herkesin damak tadı kendine zaten. Ondan sonra yanında da şimdi pirinç pilavı yapacağım kızlar. Pirinç pilavı güzel gider. Salata falan yapmayacağım. Sadece çok az bir bardaktan pilav yapacağım. Yanına işte yoğurdumuz var falan. Çorbayı denizlemez, içinde var diye, nohut var diye. Ben de kendime yaptım çorbayı. Arkadaşlar, konuşuyorsam en azından benimle uğraşan kişiyi konuşuyorum. Birileri gibi, hani bana hiç, beni hiç konuşmayan, bana hiç zarar vermeyen bir kişiyi ben konuşmuyorum. Biliyorsunuz birileri özenti haline getirdi.
Sürekli konuşuyor, sürekli konuşuyor sırf izlenmek için. Ben de öyle bir şey yok. Benim canım istemese ben video bile yapmam. Ondan sonra pirinç kabını arıyorum, bulamıyorum kızlar. Nereye koymuşum ben onu? Ha, burada. Aa, dolapta ne buldum kızlar? Pırasa. Pırasa olsa yemem demiş Arnavut'un birisi. Biliyor musunuz onu? Arnavut'la pırasayı çok yemiş arkadaşlar. Ondan sonra hani bizler şey diyoruz ya. baklava olsa yemem, börek olsa yemem. Hani karnımız çok tokken. Oh, bunu da kırdık. Bugün neye elimi attıysam kırıldı. Abajuru düşürdüm, abajurun kafası koptu. Evi süpürüyordum, önceki süpürgenin kafası koptu. Şimdi de bunun kapağını kopardık. Anlamadım, ne oluyoruz ya, ne oluyoruz? Şimdi de pirinci dökerken her tarafa pirinç dökerim. Bugün bir şeylik var bende. Hadi bakalım. O kadar da az açtım ki pirinci. Valla azar azar geliyor. Biraz daha büyütsem. Ben beklemeyi sevmiyorum işte. Hemen böyle şey olacak. Haydi bakalım. Eve pirinç dayanmıyor. Oo, aferin bana. Ne güzel döktüm kızlar. Bir görmeniz lazım. Süper. Harikayım. Muhteşemim. Dedim ya bugün sakarlığım üstümde. Bak konudan konuya geçtim gene biliyor musunuz? Ne diyordum size? Evet birisi hiç konuyla alakası olmayan, hani hiç konuya dahil olmadığı halde istediği şekilde, rezil bir şekilde konuşuyor. Bunu daha önce de söyledim ben. Az çok kim olduğunu tahmin edersiniz. En azından ben öyle çıkarcı değilim ya. Bana zararı dokunmayan, bana bir şey söylemeyen kişileri ben konuşmuyorum. Beni cümle aleme rezil etmeye çalışmış. Beni konuşmuş, beni etmiş. Tabii ki de ben onunla uğraşacağım. Arkadaşlar ben kanal açmadan önce bile bir asi kadın hep vardı biliyorsunuz. Hep asi kadın, asi kadın. Yani beni bilmeyen, tanımayan kimse yoktu. Zaten kanal açtığımda da herkes tanıdı. Ay, hapşıracaktım, geçti. Hapşırığım geçti. Etrafı topluyorum bir taraftan da. Yemek yapması bir dert, etrafı toplamak bir dert. Ay burada kıvırcıklar da varmış ha, salata. Onu da yarın yaparız artık. Canım da turşu istedi. Şimdi salata turşusu yiyorum. Canım turşu istedi. Ama acıdır, o yemeyeceğim. Geldim kız şeyler, mutfağı toparladım, masanın üstünü sildim, tezgahı temizledim, bulaşık makinesini boşalttım, yenilerini koydum. Vallahi bir yemek yapıyorum, dünya kadar bulaşık çıkıyor, anlatamam size ya. Tencereleri falan değiştiriyorum ya kızlar. İşte kepçe bulaşıyor, kaşık bulaşıyor. Tencereden ondan ona aktarıyorum falan. Dünya kadar bulaşık çıktı. Şimdi yayın şeyi, videoyu kapattıktan sonra tekrardan açacağım. Vallahi günde iki kere, üç kere açıyorum ben. Evet arkadaşlar, vedalaşalım. Bugün de böyle oldu. Bugün benim menüde bak pirinç ıslamamışım. Akıl gitti. Neyse ki saatimiz daha erken. Saatimiz 3'ü çeyrek geçiyor. Hayır, 4'ü çeyrek geçiyor. Şimdi pilavı da buraya sıkıştırmak istemiyorum. Çok uzun bir video olmasın. Öyle. Kimse yargılamasın beni ya. Herkes elini vicdanına koysun. Sadece empati kursun. Siz olsaydınız ne yapardınız? Biliyorsunuz yeri geldi mi konuşuyorsunuz ya hani hepsi mi kötü, o kötü, bu kötü, evet hepsi kötü. Bütün kötüler bir araya toplanmış. Resmen çete olmuşlar, çete bunlar. Zehirlerini bana bulaştırmaya çalışıyorlar. Zehirlerini bana akıtmaya bulaşıyorlar. Bunlar o şekilde bir insanlar. O türde bir insanlar bunlar. Evet beşi de kötü. Ama benim beşiyle işimdir. Benim bir tanesiyle işim var. Çünkü diyorum ya insanın düşmanı bile güçlü, kuvvetli, kaliteli olacak. Onlar kim ki? Ben işte onları konuşuyorum. Bazen dayanamıyorum, konuşuyorum. Gerçekten konuşulacak, hatta yüzüne tükürülecek insan değiller. O derecede. Biri zaten zavallıcık. Kendine alkole vermiş, alkoliye vermiş. Ne bileyim. Saat 2, öğlen 2'de başlar içmeye. Sabahlara kadar içer. Bu bir gerçek yani, bu bir yalan değil, bu bir gerçek.
ne yaptığını bilmez. O kanala girer, ona yorum yazar. Ya arkadaşlar, böyle var ya, yeni açılan 2-3 tane kanala rastladım. Onu da bana kız çelerimden bir tanesi gönderdi. Şok oldum ben, şok. Kadının daha 350 takipçisi var. Bu gitmiş oraya sırf böyle yalakalık yapmak için gitmiş oraya yorum yazmış, ona da abone olmuş. Bu kadar manyak bir insan olamaz ya. Hani tadım uyu etmiyor, baktı ki orada dedikodu var. Baktı ki orada konu gene asi kadın. Bu asi kadın herkese dert oldu zaten. Hemen yememiş içmemiş gitmiş oraya da yorum yazıyor. Ya ne yaparsa yapsın, aklını başına alsın. Ya daha doğrusu bu bahsettiğim kişilerin hepsi aklını başına alsın. Varasıya, gereksiye beni eleştirmesin. Eleştiriye açık bir insanım ama haksızlığa asla gelemem. Çünkü bunlar benim canımı yakmış ki, bunlar bayağı bir bel altından vurmuş ki, ben tabii ki de bunları konuşuyorum. Tabii ki de ben kendimi savunuyorum. Kendimi savunmasam zaten, kendimi savunmasam asıl sıkıntı orada kızlar. Bu sefer hem ya ben olsam ben de öyle düşünüyorum. Ya bu kadar ağır laflar, bu kadar ağır suçlamalara maruz kalıyor da neden kendini savunmuyor? Neden hiç konuşmuyor? Ben olsam ben bile derim ya. Ben bile düşünürüm. Bugün ben yemek yaparken çok bunaldım arkadaşlar. Üstümdeki gömlek de çok kalın değil. İyi ki kazak giymemişim. Ama keşke kısa kollu giyseydim. Vallahi bayağı bir bunaldım. Yemekler beni bunalttı yemek kaynarken. Cam açık. Hatta bir ara çok sıcak oldu. Dış kapıyı bile açtım yani. Birisi ceren yapsın, soğuk gelsin diye. Bilmiyorum, bugün sıcaktan çok bunaldım. Niye böyle oldum ben de bilmiyorum. İşte bendeki yemekler bugünlük bu kadar. Çorba yalnız var. Tekrar söylüyorum, çorbayı deneyin arkadaşlar. Sulu köfte hepiniz yaparsınız ama çorbayı muhakkak deneyin. Dünkü köfte patatesinde muhteşem olmuştu. Yemin ediyorum kızlar, 4 kişilik aile 1 kilo köfteyi ve patatesi yedi. Ketçap, mayonez, ekmekle yemediler. Yani ekmekle yenmedi. Yani öyle, ben el alem gibi milleti kandırmak için çok var öyle kıymayı fazla gösterip de sonradan dolaba kaldıran, oho açtırmasınlar benim ağzımı. Sonra tavuk kıymasını alıp da dana kıyma diye kandıranlar, oho. Yani kadının birisi karnıyarık yapıyor ki benden gördüğü her şeyi yapmasa geberir. Şimdi daha önceden kullandığı, içine kullandığı malzeme tavuk kıyması. Onun bir şekilde rengini ayarlıyor işte salçayla, baharatla falan. Çünkü kendisi söyledi, bunu kullanacağım olur mu diye, başka yok falan diye. Ama ben milletin eksiğini kusurunu örtüyorum. Millet de bende açık arıyor, benim zoruma giden bu. Çok kişinin eksiğini kusurunu örttüm. Bazı şeylerini kapattım, elinden geldiği kadar destek oldum ama gerçekten kimse, hiç kimse iyi bir şeyi hak etmiyor. Bundan sonra böyle artık. İsim vermeden kimin ne açığı varsa yemin ediyorum buradan açıklayacağım. Çünkü benim bir açığım yok. Hala bakıyorum da orada burada. Yalnız şöyle bir konu var arkadaşlar. Bak üstü kapalı konuşayım ama bu konuştuğum konu cuk diye sahibine ulaşacak. Geri zekalının birisi birine bir şey anlatıyor arkadaşlar. O kadar gereksiz, o kadar kale alınmayacak saçma sapan bir durum ki. Bu da bana geliyor. Bunun haberi bana geliyor. Ama şöyle bir şey, kimin söylediğini söylemiyor. Ben cuk diye aklıma geldi zaten. Hemen aklıma geldi. İnanın arayıp sormaya tenezzül dahil etmedim. O kim ki ben ona soracağım. Allah versin cezasını. Sadece bu kadar. Sizleri öpüyorum. Hoşçakalın. Asi kadınla kalın. Desteklerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Kızçeler, görüyorsunuz videolarda emek var. Hani bazıları diyor ya, İzlemeyin Asiye, lanet olsun Asiye, ödemesin Dyson'un parasını, para kazandırmayın, ödemesin yatağının parasını. Öyle değil işte. Burada bir emek var, emeğe saygı. Videom benim iyi olur, kötü olur. Yemeğim iyi olur, kötü olur. En azından saygıya davet ediyorum diyebilirim. Çünkü herkesin el lezzeti farklıdır, herkesin damak tadı gerçekten farklıdır. Yani ben kendimi övmüyorum, övmem de. Sizleri öpüyorum. Allah'a emanet olun. Allah kalbinizdeki neyi gönlünüze versin. Allah size, güzel kızçelerime ders sıkıntı vermesin. Her işiniz kolaylaşsın. Her işiniz rast gitsin. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.